Böyle bir şey aldım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım, ilk defa kullanacağım. Bu arada son yarım saat, bir saattir uyanığım. Yalan söylemeyeyim, bugün bugün değil, dün Instagram yasaklandı Türkiye'de. Yani konuşacak, söyleyecek bir şey yok bunun hakkında. O yüzden sabah kalktığımda şurada, yatağımda Instagram yerine Pinterest'e takıldım. Çoktan mutlu uyandım galiba. Bu arada Instagram'ın da çok toksik bir yer diyemem, benim için çok güzel bir yer. Neyse, Pinterest'te dolandım. Sonra Trendyol'dan alışveriş yaptım. Ama tamamen ihtiyaç alışverişi. Ondan sonra şimdi o yüzden böyle uyandım pozitif bir şekilde. Ne yapsam diye düşündüm. Bugün evde kimse yok şu anda. Ve yoga yapmaya karar verdim. Dün gece de yapmıştım. Bayağı gece arkadaşlar. 1.30'da yoga yaptım. Çünkü son 5 gündür yogayı eksiksiz bir şekilde yapıyorum. Her akşam yapmayı, işte nereye gidersem gideyim, ne kadar geç işimi bitirirsem bitireyim. Matın üzerine gelmek çok güzel. Jinx etmeyeyim. Lütfen devam edeyim. Ve şuradan kaçıncı gündeyiz bir? Excited that you're back here. It's day 6 and this is traditionally a core centric practice, but really we're going to look at it as an opportunity to connect to our center in a deeper way. I love core work. I know that's crazy. I never thought I'd say that, but to slip into this present. Yoga'mı yaptım. Aşırı core çalıştı. Karnım alt aşırı ağrıdı. Neyse, güzel oldu sabaha böyle sporla başlamak. Yay! Arkadaşlar, bu vlogu editlediğim için çok mutluyum. Çok rahat editlendi çünkü daha yeni çekmiştim. Bir temizlik videosu geliyor. Bayağı uzun zamandır yapmadığımız ama çok sevdiğim. Ve onu editledim, şu anda bitti. Tam 1 saat de editledim. Tam 1 saat. Ve çok temiz editledim yani, böyle hiç takılmadan pat pat pat. Oturunca oluyormuş. Böyle bazen şey oluyorum, zaten günümün 12 saatini falan iş için bilgisayarın karşısında geçiriyorum. Daha mı fazla hatta? Hani çok saatini iş için bilgisayarda geçiriyorum. Online'de çalıştığım için. Ve sonrasında akşam bilgisayarı zaten çok geç kapattıktan sonra tekrar bir daha kendi bilgisayarımı açıp vlog editlemek inanılmaz işkence gibi geliyor. Ama bir cumartesi sabahı evde kimse yokken tek başıma böyle oturup bir saatte editleyince çok mutlu oldum. Gerçekten size mutluluğumu anlatamam şu anda, belki fark ediyorsunuzdur ama. Bir de çok basit editlemesiydi. Yani temizlik videolarını ve yeni çektiğim videoları özellikle çok rahat temizliyorum. Arkadaşlar, konuşurken alt karnım ağrıyor. Az önce yaptığım yogadan dolayı. Yoga da değil aslında. Yani yoga gibi değildi. Hiçbir yoga hareketi yapmadık. Sadece nefesimize odaklanarak core çalıştık. Neyse. Ama şeyi fark ettim. Bu videoyu çekerken işte üstüme giydiğimde böyle göbeğim açık bir tık. Karın kaslarımı fark ettim. O yüzden mutlu oldum. Demek ki bir şeyler işe yarıyor. Gerçi bundan önce çok da core çalıştığım söylenemez ama neyse, lafı nereden nereye getirdim. Tam bir günlük vlog oluyor bu. Bu sırada ben tam vlog editlerken dün Aylin'e yazmıştım işte dün akşam buluşalım diye. Dün buluşamamıştık. Ben de böyle İstanbul'a hani ayda bir işte böyle bir ay orada bir ay orada Ankara'da geçirdiğim için ayda bir en az böyle arkadaşlarımla böyle random planlar yapmayı çok seviyorum. Dün akşam da tam öyle bir akşamdı ama olmadı. Kimseyle çıkamadım. Neyse, şimdi yazmış Aylin. Ben de dedim havuza ineceğim bugün. Birazdan da gerçekten havuza inecektim kahvaltı yapıp. Onu da çağırdım. O da geliyor şimdi. O yüzden güzel oldu. Hem de bir tane de vlog editlemiş oldum. Bence kendimi yormayayım. Bir tane daha aklımda vlog editlemek vardı bu hafta için. Karadağ vlogunu. Sonra Emirhan'la gittiğimiz tatil var. Fethiye vlogu. Sonra bu vlog editlerim diye düşünüyorum ama bakalım. Kendimi böyle çok da yormayayım. Çok da böyle burada oturup kalmayayım diye şu anda bunu yapmayacağım. Sadece bunu indiriyorum bilgisayarıma. Sonra YouTube'a yükleyeceğim. O işler bu arada çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani sandığınızdan belki çok çok daha uzun sürüyor. Editlemesi bazı insanlar için çok kolay olabilir. Ben de mesela bazı vlog
işte bazı video tarzlarımı çok rahat editliyorum, bazılarını çok zor editliyorum. Özellikle seyahat ise çok zor editliyorum. Çünkü seyahatin üzerinden mutlaka çok zaman geçmiş oluyor ben editleyinceye kadar. Ama evde çektiğim bir şeyse, vlogsa, daily vlogsa falan çok rahat editliyorum. Neyse, maşallah diyelim. Ve ne yapalım bilmiyorum. Çok da acıkmadım aslına bakarsanız. Şu kara buğday patlağını almıştım arkadaşlar. Şöyle bir marka keşfettim. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Glutensiz Fabrika diye. Böyle müslileri falan da vardı. Ben şimdilik böyle patlağını aldım. Dün akşam da canım popcorn çekmişti. Sonra daha sağlıklı bir atıştırmalık halini buldum. Bunun da üzerinde böyle sanki hani kahvaltılık gibi işte fıstık ezmesi. Üzerine muz gibi koymuşlar resmine. Ben de bir de şey almıştım. Şeftali almıştım. Acaba sadece şeftali mi yesem? Yoksa böyle hafiften de kahvaltı yapsam mı? Onu bilemedim. Da ben bunu kesmeyi bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi Aylin geldi yanımda. Şu anda havuza indik ve işte böyle bir şeyler atıştırıyoruz falan. İşte girmedik çünkü bizim havuz bazen gölge bazen güneş oluyor. Şu an biraz gölge olduğu için bekleyelim demiştik. Ama şimdi gireceğiz. Hadi. Hello dostlar. Şimdi havuzdan çıktık. Kadıköy'e gideceğiz. O yüzden hazırlanıyoruz. Şu anda ben bir serum sürdüm yüzüme. Şimdi kremlerimi süreceğim. Şansımıza bu arada havuz o kadar rüzgarsız ve tatlıydı ki gerçekten bence güzel oldu bugün havuza girmek. Hem de spor oldu. Şimdi saat böyle 5.30-6 falan galiba. Bir şeyler atıştırdık havuz kenarındaki kafede. Şimdi yemek de yeriz. Böyle ya bir şeyler kokteyl falan ya da kahve gibi şeyler düşünüyoruz. Bakalım. Sizi de götüreceğim o yüzden. Tatlış bir gün oldu böyle random. Aylin de içeride hazırlanıyor. Makyajımı yaptım arkadaşlar gibi gibi. Bir ruj süreceğim. Şunu süreceğim. Nereden? Bakın bu kliniğin çok ince. Hem çantaya atması da çok kolay. Aylin sana da göstermiş olayım. Ya onu ben hep kararsız kalıyorum. Alsam mı almasam mı? Çok nemlendirici gibi. O yüzden seviyorum. Ya aslında bayağı doğal duruyor. Evet, yani çok doğal duruyor. Yani benim sevdiğim türde ama bakalım. Hazırlanıyoruz. Dostlarım şimdi çıktık. Saçımı böyle at kuyruğu yaptım. Yıllar yıllar sonra bakın. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Aslında şöyle yapacaktım. Aa, burada... Ne? Çabuk. Hayır bilmiyorum. Şurası çok güzel bir arka planmış. Çekeyim mi seni? Ne için? Yani. Yok. Fotoğraf da çekebilirim. Dur ben kendim çekeceğim. Thank you.
Bakıyorum arkadaşlar. Bugün her şeyin tadı sizinle birlikte başlıyorum. Ne aslında ne acaba?